Bilal Çiloğlu. 10 yıldır judo yapıyorum. Avrupa madalyalarım var, dünya şampiyonluğum var. Birçok Grand Prix, Grand Slam, Avrupa Kupası madalyalarım var. Şu an Olimpiyat Tokyo 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Kotanın içerisindeyim. Yaklaşık bir sene kaldı kotaların tamamlanmasına. İnşallah olimpiyata gidip olimpiyatta en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek ve madalya almak hedefim. Minsk 2019'a özellikle judo Avrupa Şampiyonası ile beraber yapılacağı için biz takım olarak çok önem veriyoruz. Ve takım olarak da gerçekten çok hazırız. Genç bir takımımız var. Daha bir önceki senenin de Avrupa üçüncüsü olarak buraya favori olarak gittiğimi düşünüyorum. Ve kendim de altın madalyaya yakın hissediyorum ve madalyayla döneceğime de inanıyorum. Merhaba, ben Sebil Akbulut. Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Ben Iraklı hocayla bir senedir çalışıyorum. Onun kampları ve antrenmanları gerçekten benim için çok çok verimli. Bu kampta olmaktan ve arkadaşlarımla beraber olmaktan çok gurur duyuyorum ve mutluyum. Benim Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya ile tanışmam 2016 yılında oldu. Daha önceki yıllarda Avrupa Şampiyonalarında madalyam yok ama kupalarında var. 2016'da 2 madalya, 2017 ve 2018'de birer madalya olmak üzere Avrupa Şampiyonası'nda 4 tane madalyam var. En son Grand Prix Antalya'da yapılan şampiyonada altın madalya kazandım. Bu sene Antalya ve diğer maçlarım pek iyi geçmedi ama bu madalyalar sayesinde kendimi daha iyi, daha güvenli hissediyorum. Önümüzdeki Avrupa oyunları maçında da daha iyi dereceler yapabileceğime inanıyorum. Ben Miraç Akuş. Şimdi önümüzde Avrupa oyunları var Minsk Belarus'ta. Onlara hazırlanıyoruz şu an. 2017'de dünya şampiyon, Avrupa ve dünya şampiyonu olduktan sonra bayağı bir hayatım değişti. Çünkü büyük bir kulübe transfer oldum. Ardından büyükler milli takımına geçtim ve madalya almaya başladım. Bu beni hani hayatımı çok etkiledi. Hani bayağıdır antrenman yapıyoruz. Üst üste yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Bazı günler oluyor antrenmanlar 3'e çıkıyor. Hiç durmadan yoğun bir tempoda bütün antrenmanları maksimal yapmaya çalışıyoruz. Aramızda daha tecrübeli, daha büyük abilerimiz var. Onlardan örnek alıyoruz. Onların tecrübelerini kazanmaya çalışıyoruz. Antalya'da ilk madalyamı aldığım için şu an bayağı özgüvenim, hani bana büyük bir özgüven sağladı. Bunun için şu an kendimi daha hazır hissediyorum. Olimpiyata hani gideceğime eminim ve altın madalyaya döneceğime de eminim. Merhaba, ben Sinan Sandal. Erkek milli takımın kaptanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye sporcusuyum. 66 kiloda ülkemizi temsil ediyorum. Genç takımımız artık büyük takıma adapte olmaya başladı. Kendilerini ispat etmeye başladılar, madalya alıyorlar. Büyük abilerini zorlamaya başladılar. Biz de antrenmanlarda tecrübelerimizden kardeşlerimize yol gösteriyoruz. Onlar da bizden ellerinden geldiğince faydalanmaya çalışıyorlar. İnşallah 2020 ve 2024 için bu kardeşlerimiz güzel şeyler yapacaklar. Şu anda Ankara'da son hazırlıklarımızı bitiriyoruz tabii ama bunun öncesinde sezona Erzurum yükseklik kampıyla başladık. Ondan sonra Japonya'da bir aylık bir kamp yaptık. Ondan sonra Grand Prix'lere gittik. Grand Prix'lerde madalya alan arkadaşlarımız oldu, madalya maçı yapan arkadaşlarımız oldu. Son senenin ilk hedefi olan Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları, ikisi aynı tarihlerde oluyor bizde. İnşallah orada takım halinde zirvede tamamlamayı hedefliyoruz. Tokyo 2020 için %100'lük puan dilimlerimiz başladı. Yani bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Grand Prix turnuvalarına devam edeceğiz. Ondan sonra son Dünya Şampiyonası'nı yine Japonya'da yapacağız. Olimpiyatın provası gibi olacak bizim için. Ondan sonra Grand Prix, Grand Slam turnuvalarına devam edeceğiz. Oralardan topladığımız puanlarla olimpiyat için inşallah kota alacağız. Buradan federasyonumuza ve devletimize ve olimpiyat komitemize çok teşekkür ediyoruz. Biz desteklerinden dolayı, maddi ve manevi desteklerinden dolayı her zaman yanımızda oldular. Her şey için teşekkür ediyoruz. Judo milli takım antrenörü Tufan Durmuş, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yaklaşık 20 gün süren bir kampımızla başladık.
Önümüzdeki en yakın maçımız bildiğiniz gibi Belarus'taki Avrupa oyunları. Bu bizim aynı zamanda Avrupa şampiyonu olarak da yerine geçiyor. Burada 11 kişiyle katılmaya kazandık. En iyi şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Bunun tabii Avrupa şampiyonasından önemli ve 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları için de puan toplamak açısından çok önemli bir maçımız bizim için. Avrupa oyunlarından sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Japonya'da da kampa gireceğiz. Hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası bunlar olimpiyatta hak kazanmak, kota kazanmak açısından çok önemli maçlarımız. Bunlardan en güzel puanlarla ayrılmayı düşünüyoruz. Evet, o genç arkadaşlar büyük abilerinden burada gerek tecrübelerinden olsun birçok şeyler öğreniyor ve onlar bıraktığı zaman tabii onların yerlerini onlar alacaklar.